Oynamadan herkese selamlar, ben Ümit. Bugün en online adlı oyunun ilk bakış videosu ile karşınızdayız. Oyun browser tabanlı bir strateji oyunu. Normalde browser üzerinden oynayabiliyorsunuz fakat yakın zamanda Steam'e geldi, bildiğiniz gibi. Steam'den indirip de oynayabiliyorsunuz artık. Giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran çıkıyor. İşte ana paneli burada görüldüğü üzere. Buradan işte ana sayfasındaki son haberler, shop'tan işte item falan alabiliyorsunuz. Daha doğrusu gerçek para ürünü olan Rubis alabiliyorsunuz. Bunun dışında işte voucher falan gibi özellikler var. İşte forumu vesaire, her şeyi burada görüldüğü gibi. Benim nickim şurada yazıyor. Şu kısımlardan oynuyor. Tam ekran ve işte pencere modunda oynayabiliyorsunuz. Ayarlar vesaire şeyler var. İşte bilgi vesaire şeyler, hepsi burada yazıyor. Bu şekilde bunu kapatabiliyorsunuz. Şöyle yaparak buradan işte ayarlarınızı yapıyorsunuz. Şöyle kapatalım. Evet, Play Now deyip direkt oyuna geçelim isterseniz. Menüsü burada görüldüğü üzere, hani dediğim gibi çok karışık bir menüsü yok zaten. Evet, oyunumuz açıldı. Güzel bir müzik geliyor arkadan. Görüldüğü üzere buradan direkt kabul ettim yazıyı. Hikayemiz burada başlıyor. Tabi ben bu sesi birazcık kısmam gerekiyor. Ben şu müziği birazcık kısayım ki sıkıntıya düşmeyelim. Şunu kapattım. Hikayemiz burada görüldüğü üzere başlıyor. Ne diyor? Tıklayıp revert diyoruz ve ilk olayımız, ana bina yaratacağız sanırsam. Ne diyor? Show. Buna tıklıyormuşuz. Buradan işte buraya hemen bir tane ana bina falan çakacağız. Buradan böyle ilerleyeceğiz. Eğer bu tarz işte strateji oyunları oynadıysanız zaten standarttır. İşte şehrimizi kurup bunu genişleteceğiz, ilerleteceğiz. O şekilde gidecek. Bunda farklı olaylar da var sanırsam. Mesela bu neymiş? Bunu buraya koymamı istiyor. Bunu şu an tabii kendi istediği gibi koymanızı istiyor da, İleride kendiniz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz ya da koyabilirsiniz. Buradan show diyoruz tekrardan. Bu sefer işte yol yapmamı istiyor mesela. Buradan başlayıp buraya kadar ilerleyen bir yol yaptım şu an. Marketle işte buranın arasına bir yol çizmiş oldum. Bunu da aldım. Her görevden sonra size bir odun veriyor, işte bir hediye, bir şeyler veriyor. Şurada kaç kişi var şehirde, bunu yazıyor. Odunumuz burada yazıyor. İşte altınımız vesaire şeyler de buralarda olacak gibi. Ki altın yok galiba. Bu ne lan? Finans diyormuş bu. Show diyelim. Tıklamamı istiyor. Buradan buna mı tıklıyoruz? Revert dedim. Popülasyona falan bakıyor. Yemeğe falan baktık galiba şu an. Bu ne ya? Baya bir şey var orada. Okey diyelim. Buradan yine bir şey verdi bize. Evet, altın verdi. Sanırım bazı işlemleri altınla yapıyoruz. Bazı işlemler işte odun kullanacağız. İşte yiyecek ihtiyacı falan olacak. Gibi gibi şeyler var. Mesela bunu denize mi koyacağım? Nereye koy? Evet, buraya koyacakmışım. Ben şu an göremiyorum tam ama. Şöyle biraz geri çekebilirim. Şöyle biraz daha içeri gidebilirim. Tabi bu biraz nedense kastırıyor. Şunu şuraya bir koyalım. Bu sanırım balık tutup işte bizi yiyecek sağlayacak. Şu revert diyelim. Bir görev geliyor, yapıyoruz. Öbürkü görev geliyor. Bu şekilde ilerliyor. Başlangıç zaten bu şekilde eğitim şeklinde gider. Şimdi buradan yol yapmamı istiyor mesela. Buraya kadar yol yaptık. Bunu yapmamızı istiyor çünkü yol olmayınca sanırım tam etkileşimi olmuyor bunların. Böyle güzel, mantıklı şeyleri de eklemişler yani. Normalde böyle olması lazım. Buradan ne diyor? Ne diyor? Iceland diyor. Nerede lan o? Bir dakika. Buna mı tıklayacağız? Buradan bu arada balık üretimi yapıyor şu an galiba. İşte burada balıkları falan nerede olduğunu gösteriyor. Fena değil ya. Buradan buraya tıklamam gerekiyormuş. Buradan yiyeceği işte bütün madenleri burada görüyoruz toplam. Burada odun var, işte burada yiyecek var diyor. Burada kuru kafa ne alaka lan? İşte yumurta falan vesaire her şeyi burada gösteriyor. Enteresan bir şeymiş bura. Tamam, okey. Bunu da kapatayım. Revert deyip balığımızı da aldık. Yeni bir tane daha görev geldi. Bu şekilde dediğim gibi başlangıçta görevlerle gidiyorsunuz zaten.
Bakalım bu sefer ne verdi? Bu sefer de bir şey daha kurduk. Bu ne işe bize yarayacakmış? Pardon, iki şey kurduk. Hatta üç tane şey kurduk. Bunlar ev galiba. Bakayım. Şimdi bakacağım ona bir dakika. Ev tarzı bir şey oluyor. Şuraya tıklamamı istiyor. Okey dedim ve bunu da geçtim. Para ve işte yine odun verdi. Start dedim buna da. Bu yaptığınız görevler size direkt ödüller veriyor. İşte odun ve altın olarak geri dönüş sağlıyor. Bunları mutlaka yapmanız lazım. Bunun dışında artık mesela kendi görevinizi seçebiliyorsunuz galiba bu şekilde. Seçebilirsiniz. Ben şuna ok diyeyim de bunu kabul edelim bakalım. Buradan işte odunla odun kampı mıdır denir? Ne denir ona? Bir şey yapacağız ama. Bilmiyorum ki nereye koyacağız bunu. Ha, şuraya koymamızı istiyor mesela. İçeri bir yere koyabiliyorsunuz bunu. Şimdi bu mesela odun toplayacak bize. Hani standart strateji oyunları nasılsa bu da o şekilde odun toplayabiliyoruz artık. Güzel. Bunun dışında show dedim yine. Bunun çalışmasını gösteriyor mesela. Buraya geleceğim. Buraya geleceğim. Bir daha bu yol yapmamız gerekiyor tabii ki. Nereden nereye yapacağız ama şimdi? Bir dakika, bu yola tıkladım. Tıkladım buraya. Şu şekilde geleceğim. Önce buraya, buradan da buraya kadar gideceğim. Böyle, bu şekilde. Tamam mı? Tamam, bitti. Niye bekliyor hala? Evet, tamam. Bu şekilde tamamladık yolu da. İllaki yol yapmanız gerekiyor yani. Evet, anladık. Şimdi buna da tamam diyelim. Buradan bir de elmas vardı enteresandır ki. Bunları normalde gerçek parayla alıyoruz. Burada bir yine yumurta tarzı bir şey var. Özel itemler içindir sanırsam yine. Burada işte mesela ne diyor? Wood alabiliriz diyor altınlı şu özel Rabi ile. Al bakayım o zaman. Aldım. Bayağı aldım yani. Bunu niye aldım bilmiyorum ama aldık. Bunu da tamamlamış olduk. Buna da start diyelim. Buradan da işte yine ödül verecek. Rabi falan verecekmiş. Bunu da kabul edelim. Bu şekilde oyunu başlangıçta öğretmeye devam ediyor. Bu nedir? Inventory'i gösteriyor. İtemi inventory'den al diyor. Inventory'mize gelen itemlermiş bunlar mesela. Inventory sistemi de var. Start dedim yine bir şeye. Evet, ikinci hikaye başlıyor şimdi. Bu sefer ne gösterecek? Burada bir şey var mesela. Aldım. Ha, sağdan soldan bir şey alabiliyoruz. Bu arada yolu yaptıktan sonra böyle gidip gelmeye başladı. Herhalde odunları götürüp getiriyor. Böyle enteresan bir mantık kurulmuş. Güzel. Güzel, bayağı iyi. Tekrardan buraya tıklamamı istiyor. Ne var burada ya? Sürekli buraya tıklıyoruz. Building'den kaybediyormuşuz galiba. Böyle bir şeyler diyor. Evet, start dedim yine bir şeye. Okey. Oradan bir şeyler var. Mesela geliştirileri şuraya tıkladığınızda upgrade yapıyorsunuz. Tek tek köydeki bütün evleri upgrade yapabilirsiniz. İşte buradan tek tek boyutlar yapacağız. Şu mesela yoldu. Bu işte mesela Pioneer Residence dediği köydeki yaşayanların evi olacak. Buradan marketplace'imiz var, marketimiz var. Kuyu yapabiliyormuşuz mesela. İşte bunun dışında oduncu olayı şu, oduncu kampı. Yemek için bunu koyduk şu tarafa. Bir tane daha koyabilirmişiz aslında ondan da. Koyabiliyor muyuz? Ne istiyor? Ne istediğin şu aşağıda yazıyor. 1000 altın ve 8 odun istiyor mesela. Bunları tek tek yazıyor ne istediğini. Bunlar için herhalde seviye gerekiyor. Farmmış bu mesela. Süt falan verir diyor. Bunlar şu anda kapalı. Bunun dışında şöyle inventörümüz var demiştik. Şunlar yine kapalı. Şu an sadece bu var. Bu işte Iceland yani adayı görme olayı gibi gibi şeyler var. Buradan shop'tan yine bir şeyler alabiliyoruz. Burada ayarlar tech tree diyor. Herhalde
Araştırma olayı falan var. Burada işte build'i hareket ettirme olayları falan var. Yani tıkladık. Hareket ettirebiliyoruz mu buradan? Şu an yapamıyoruz galiba. Neyse, oyun bu şekilde. Şehrinizi geliştirdiğiniz bir strateji oyunu. Diğer oyunlar da hemen hemen bu şekilde zaten. Şehrinizi geliştireceksiniz kısacası. Bu şekilde ilerleyen bir durumlar var ama onları tabii şu anda görmeniz mümkün değil. İleriki seviyelerde açılacaktır muhtemelen. Neyse, ben daha fazla videoyu uzatmadan burada bitireceğim artık. Oyunun genel bakışına gelecek olursak, bu şekilde bir browser tabanlı bir strateji oyunu için güzel diyebiliriz. Hani strateji oyunu sevenler için güzel diyebiliriz. Bunun dışında oyunun sesleri fena değil diyebilirim yine. Yine bunun dışında oynanabilirlik gayet kolay, rahat. Zaten her şeyi burada hikaye ve görevle anlatıyor. Oyunun boyutu bu arada bir 50 MB kadar falan bir şey. Fakat browser üzerinden de oynayabiliyorsunuz ki muhtemelen orada da hemen hemen aynı şekilde indirecektir. Hani çok bir şey değil aslında, öyle söyleyeyim. Bunun dışında bu tarz strateji oyunları seviyorsanız hoşunuza gidebilir. Bunun dışında başka söyleyebileceğim şey şu an için yok gibi gözüküyor. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Herkese iyi oyunlar, iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.